Abi. Çıkıyor musunuz? Kahvaltı etseydik. Çıkıyoruz küçüğüm. Ben de seni uyandıracaktım hatta. Çünkü babam yalnız. Yalnız mı? Halamlar nerede? Halamlar bir süre burada olmayacak. Dün gece anlatmaya pek vaktim olmadı, kusura bakma. Malum abimin kimliği afişi oldu. Onları da korumak lazım. Ay şimdi onlar biz yokken birbirlerini yerler ya. Öyle ama ne yapalım? Acil durumlar acil çözümler gerektiriyor. İyice alacakaranlık kuşağına döndü. Tamam, benim işim yok, ben bakarım babama. Sağ ol küçüğüm benim. Böyle emrivaki oldu, kusura bakma. Ama tek müsait olan sensin. Abicim ne emrivakisi olur mu? Tabii ki babama bakarım. Siz dikkat edin kendinize. Tamam. Sen bu arada Şeker'i de ara. Eşyalarını toplasın gelsin. Mete'yi yakalayana kadar buraya kapanıyoruz. Hep birlikte. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Görüşürüz. Tamam sen de. Şeker'i de ararsın. Şeker. Selam. Ay. Kapanıp çalışıyormuşuz bugün. Hemen başlayalım mı yoksa bir oturup soluklanır mıyız? Otur otur. Zaten iş bitene kadar çıkmayacağız buradan. Tamam. Sen iyi misin ya? Bir şey mi canın sıkıldı? İyiyim ya. Öyle karışık biraz. Anlatırım sonra. Dertli kafayı işte dağıtmaca diyorsun. Olur, dağıtırız. Kahve yapayım mı? Sonra başlarız çalışmaya. Ay içerim vallahi, olur. Şey, beyaz tahtayla bu dosyalar falan içerideydi değil mi? Evet. Şuraya yerleşeceğiz zaten. Tamam. Benim gelin çiçeğim baba. Yani ben öyle sayıyorum. Sevincimi paylaşabileceğim kimse yok senin dışında. Yapabilseydin bana sarılırdın değil mi? Kızsam bile. Kırılsam bile sarılırdın bana. Sen ne hata yaparsan yap. Ben senin yanındayım kızım derdin değil mi? Seninle çok az zaman geçirdik baba. Ben ufacıktım sen sustuğunda. Ama o kısa zamanda öyle bir sevgi ekmişsin ki içime. Ben her yerde o koşulsuz sevgiyi aradım baba. Sonra buldum. Talihsiz bir şaka gibi. En olmayacak insandı hem de. Gücenmiyorsun bana değil mi? Ben... Eğer sevgiyi senden öğrenmiş olmasaydım, belki de hayatım boyunca güvenden hep nefret edecektim. Hatırlıyor musun? Bir çocuk vardı okulda. Oyuncaklarımı kırardı hep. Bir gün okuldan eve gelmiştim. O çocuğu anlatmıştım sana. O çocuk çok kötü baba demiştim. Sen de bana... İnsanlara kötü deme kızım.
Eğer birinin kötü olduğunu düşünüyorsan ona şefkat göster. Kalbindeki buzlar eriyorsa o insan kötü değil, kimsesizdir demiştin. Benim güvende gördüğüm kötülük değil, kimsesizlikti baba. Beni öyle güzel sevdi ki, koşulsuz, senin gibi. Küsmedin değil mi bana baba? Ne olur küsmediysen bir şey yap. Göz kırp bir işaret ver, çok ihtiyacım var buna. Yemek saatin geldi. Ben yemek hazırlayayım sana. Yani ne bileyim, hiç konuşmadık ya. Sen kimsin, nerelisin, nasıl bu işleri yapmaya başladın? Neden bize yardım ediyorsun? Ceren yüzünden mi yoksa Ali yüzünden mi? İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum hocam? Ya çok özür dilerim, böyle bin tane soru sordum da anladın işte. Anladım, anlatayım. Güngören'de doğdum büyüdüm. Ama yani böyle Güngören'de bir evde demedim. Dikkat ettiysen bayağı sokak çocuğuyum. Babam biz çok küçükken terk edip gitti bizi. Annem büyüttü bizi. Annem çok güçlü bir kadındır bu arada. Bir aslan gibidir. Ceren gibi. Bilmiyorum, Ceren'i de bu yüzden seviyorum galiba. Üç kardeşim var benim de. Ve size de bu yüzden ısındım sanırım. Size niye yardım ediyorum onu ben de bilmiyorum tam olarak. En başta parası iyiydi. Yani çok iyi para veriyordu Ceren. Ama şimdi... Ya bilmiyorum Umay, ben öyle gözüktüğüm kadar romantiyim aslında. Filmlerde kahramanlara inanırım. Ne bileyim, iyiler kazansın, kötüler kaybetsin isterim hep. Bir parçası olmak istedim. Peki Ali? Ali... Ali. Ya bilmiyorum. Ama konuyu bilmiyorum. Yani beyefendi hapislerde çürümezse onu da bakacağız artık. Böyle kahramanlık hikayeleri güzeldir. Hele de içinde imkansız aşklar varsa. Bayağı tahtaya kaldırdın bu arada beni. Ya çok özür dilerim. Ben... Öyle ne bileyim, biraz goy goy yapalım istedim. Dosyalar nerede? Burada. Abi, erken geldiniz. Sana güzel bir haberimiz var. Onu hemen vermek istedim. Şeker geldi mi? Geldi, çalışıyor. Ne oldu? Güven, Demir Gümüşay aleyhinde ifade vermeyi kabul etti. Gerçekten mi? Gerçekten. Cezaevinden aradı beni. Ali ne yaptı ne etti? İkna etti bir şekilde herhalde. Meral Hanım'ın zehirlenmesinde de gemi işçilerinde de suç Demir'indir diyecek. Oley ve sonunda.
Keşke Mahir abim de burada olsaydı. Keşke. Sevincinizi bölmek istemem ama yağmur yağacak gibi. Sen de şu çamaşırları toplayalım mı Umay? İyi peki. Siz o zaman çamaşırları toplayın. Ben de bir babama bakayım. Olur mu? Tamam. E hadi yardım etsene. Tamam. Yalnız bırak. Çok soğuk dışarısı montu oldu. Güven'le evlendiniz değil mi? Doğru söyle bana Umay. Evet evlendim. Güven'in iyiliği için. İçeride kendini bırakmasın diye. Peki bunu abine ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Aslında hemen söyleyecektim ama... Ama ne? Ama şimdi olmaz Ceren. Mahir abim gitmişken Umut abim çok üzülür. Ne olur idare et beni. İdare mi edeyim? Az kalsın biraz önce öğreniyordu abim. Annem çevirdi lafı. Ya sen Mete ne kadar patavatsız biliyor musun? Ya baba, o da söyler. Ya her şeyi geçtim. Güven zaten yarın öbür gün dünya aleme duyurur. Ali var bir de. O da biliyor kesin. Tamam Ceren, tamam. Bak, sen bana biraz anlayış göster. Ben hepsini idare edecek bir yol buldum. Tamam mı lütfen? Ne olur sana yalvarırım. Ceren, lütfen sana yalvarıyorum. Abimi seviyorsan idare et beni lütfen. Abini seviyorsan bildiklerimi ondan saklayayım yani öyle mi? Ya bilse ne olacak? Bilse ne olacak? Kendini de üzecek, beni de üzecek. Lütfen Ceren ne olur yalvarıyorum sana bana biraz zaman ver. Lütfen idare et. Bak Güven ifade versin hapisten çıksın her şeyi halledeceğim. Lütfen ne olur yalvarıyorum son kez idare et beni. Sadece birkaç gün. Teşekkür ederim. Neden her şey böyle olmak zorunda ya baba? Neden abimle Ceren'e aşk mübahtı bize değil? Ya abim Ceren'i severken bizden izin almadı bile. İzin almayı bırak nasıl hissedeceğimizi bile sormadı. Ama bana gelince herkes parmak sallıyor. Mahir abim, Ayşe, Ceren bile. Ya Ceren bile bana parmak sallıyor baba. Baba. Baba, baba özür dilerim. Baba, baba sakin ol baba. Özür dilerim. Baba ben kimseyi üzmek istemedim. Hele Umut abimi hiç. Ama bir kez olsun. Ya bir kez olsun bana güvenmesine o kadar çok ihtiyacım var ki. Hayatım boyunca hep o ne isterse onu yaptım. Mimarlık okumak isterken finans okudum. Yurt dışında yaşamak isterken Gümüşaylar'ın yanında çalıştım. Bir kez olsun. Ben demeye o kadar çok ihtiyacım var ki. Ama her şeyi yoluna koyacağım. Sana söz veriyorum. Abime her şeyi anlatacağım. Kendimi affettireceğim. Söz veriyorum sana hepimiz çok mutlu olacağız.
Süleyman abinin vefat ettiği güne gidip Mete nereye gitmiş gelmiş? Onu GPS'ten takip edebilir miyiz? Bakayım. Hadi bak. Ben içeri gidip hırka alıp geliyorum. Tamam. Şeker, acaba Mobisa kayıtlarına tekrar mı baksak? Bakayım. İyi ya. Alo. Karıcığım. Güven, aşkım. Sana bir müjdem var. Artık eşim olduğun için görüşmemizde bir mani kalmamış. Burada bir uygulama var. Pembe Oda mı ne diyorlar? Yani görüşebiliyoruz. Bugün hem de. Bir mahkum yazdırmış adını ama sonra iptal ettirmiş. Hemen bugüne bir boşluk açılmış. Bugün gelebilir misin? Tamam. Ben o zaman hemen geliyorum, olur mu? Tamam, bekliyorum. Tamam. Yok ya, bu böyle olmayacak. Başka bir şey mi yapsak? Ama öyle pes etmek yok. Evet. Abi, ben şey diye düşündüm. Acaba şirkete gitsem Beril'i görmeye benim Mete'nin odasına sokar mı? Olur. Denemeye değer. İyi fikir, hadi git sen. Tamam. Gideyim o zaman ben. Gittim ben. İyi günler. İsim? Nil Gümüşay. Güven Gümüşay'ın eşiyim. Ziyarete geldim. Kimlik? Dümdüzleri gidin, gardiyanlar yönlendirir. Tamamdır, teşekkürler. Sağ ol. Çok özledim seni. Her şeyini çok özledim. Güven. Konuşmamız lazım. Tabii. Gel oturalım. Ne oldu? Güven. Ben hani anneme söyleyecektim ya. Hı. Konuşamadım işte. Evde bir anda olaylar patladı. Olmadı. İşte tamam, söyleseydin sevinirdi. Bizim evde durumlar biraz karışık. Annemle ilişkimiz karışık. Biraz daha saklasak olur mu? Ya nasıl saklayalım? Babam biliyor, Mete biliyor. Annem biliyor. Ben Ceren'e de söylemek istemiştim. Ceren'e söyle. Ceren'e söyleyebilirsin. Ama sizin avukatınız Çınar Yılmaz. O kesinlikle bilmemeli. Nil, ne oluyor ya? Bu Çınar ne alaka şimdi? Hayır, nikah işinde de bu adamı bulaştırma dedin. Şimdi de çıktı karşımıza bu Çınar. Ne oluyor ya? Bunu sen eskiden falan mı tanıyorsun? Eski sevgilin falan mı? Ya hayır. Öyle bir şey değil. Ya sıkıntı yok. Öyle de olabilir. Ayı mıyım ben? Taş devrinde mi yaşıyoruz? Tamam, şu an çok uygar bir yerde değiliz ama öyle de olsa bana söyleyebilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Annem. Benim annem adliyede kalem memuru. Çınar'la tanışıyorlar. Hatta işten atıldığımda bile Çınar'a sormuş neden işten atıldığımı. Yani şimdi gidip evlendiğimizi söylerse yanarım ben. Lütfen Güven. Çınar kesinlikle bilmemeli. Annen gerçekten adliyede mi çalışıyor?
Benim davama girdin peki? Haberi var mı? Her kadının benle ilgili ilk fikri bu mu olacak gerçekten? Yok. Sen benim söylediklerimi anladın değil mi? Anladım. Tamam, haklısın da. Adliye memuru bir kadın, kızların bir mahkumla evlenmesini istemez tabii, çok normal. Biraz daha saklarız. Ben tahliye olana kadar saklarız. Ne haber Berir? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Hayrola, neden geldin? Bir şeyini mi unuttun? Yok. Buralarda birkaç işim vardı. Seni göreyim dedim. Sonra da buraya gelince ne kadar özlediğimi fark ettim. Çok şanslısın hala burada çalıştığın için. O ezik Sübbe Güven'in sana yaptığı tam bir saçmalıktı. Sen gittikten sonra eli ayağına karıştı. Tam da liderlik vasfı yok işte. Yerine de Mete kaldı. O da tüm gün terör estiriyor bize. Herkesi sorguladı falan. Çetin abiyi sordu hatta herkese. Onu işten çıkarmışlar. Karışık işler işte ya. Gittiğin iyi oldu belki de. Sıkma canını. Burası niye bu kadar boş? Demir Bey çıkarttı hepsini. Müstebek mi ne varmış? Saçma sapan paranoyak işler işte. Ya bir Kamran ablayla ben kaldım. Onu da başka kattan çağırdılar acil. Aman neyse, çay içer misin? Bir şey ikram edeyim sana. Olur, çayını içerim.